Gelişimsel Farklılıklar Günü'ne hoş geldiniz. Sevgili psikolog, sevgili Şeyda Erdem. Merhaba, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün fırsat öğretimi hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. İstanbul'da bir danışmanlık merkezinde şu an aktif olarak, ana terapist olarak çalışıyorum ve aile danışmanlığı yapıyorum. Ana terapiste fırsat öğretimi nedir? Doğal öğretim yöntemleri olarak da bahsedebiliriz aslında fırsat öğretimden. Çocuğun bir şeyler yapması ya da söylemesi için çocuğun ilgilenmenin kullanıldığı bir yoldur. Özellikle iletişim becerilerini gerçek geliştirmek amacıyla kullanılır. Fırsat öğretim uygulamaları için çocuğun iletişime geçmesinde bulunmasının zemin hazırlayacak çevresel düzenlemeler yapmak önemlidir. Bu arada heyecanlıyım, kusura bakmayın. Alkışlarınız o zaman. Çevresel düzenlemeler yapıldıktan sonra eğitici öğrencinin iletişime geçmesi için fırsat bekler. Burada uzman ya da ebeveynler günlük doğal tutumlarda ya da etkinlikleri doğal tutumların içine gömerek çocuğa öğrenim için fırsat yaratır. Fırsat öğretimi gerçekleşirken öncelikle ilk yapmamız gereken şey bir hedef davranıştır. Hedef davranıştır çocuğun sahip olmadığı, günlük yaşamda ihtiyacı olan ve öğrenmeye hazır olduğu iletişimsel bir davranıştır. Daha sonra bu davranış için hangi araçlarla veya hangi etkinliklerle çalışacağımızı belirleriz ve bunun için bir çevresel düzenleme yaparız. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi hedef davranışı seçilirken çocuğun yapabileceği becerilerden başlamak ve hatta alt düzeyinden başlayarak motive etmek önemli bir etken. Daha sonrasında belirlediğimiz hedef davranış, hazırladığımız çevre ve etkinliklerle zemin hazırlayarak çocuğun iletişimleşmesini bekleriz. Bu halde çocuğa istediği nesneyi, etkinliği ya da aracı vererek çocuğu doğal olarak pekiştirmiş oluruz. Fırsat öğretiminin etkili olmasının en önemli yollarından bir tanesi de etkileşimden keyif almasıdır. Yine sistematik bir şekilde doğal bir kişileşmeyi kullanıyor olması fırsat öğretimi için önemlidir. Fırsat öğretimi uygulama açısından kolaydır. Bu yüzden ailenin, ebeveynlerin, yakınların, akranların, kardeşlerin de sistem içerisine dahil olarak öğretim aşamasını çocuğun günlük yaşamı boyunca devam ettirmesine yardımcı olur. Fırsat öğretim tekniklerine teker teker bakacak olursak talep etme, seçenek sunma, ulaşılamaz hale getirme, az miktarda verme, etkinliklere isim bırakma, şaşırtıcı, beklenmedik bir durum yaratma, paralel ve kendi kendine konuşma, genişletme tekniğidir. Bunları teker teker geçeceğim, kısa kısa geçeceğim. Talep etme tekniğinde bu öğretim tekniği çocuktan bir şey söylemesi ya da bir şey istemesi istenir. Yani talep etmesi istenir açıkçası. Burada anneler özellikle çocuklar küçük yaşta ağladığında veya işte ağlama sesine göre ne istediğini bilirler, anlarlar ve ihtiyacını karşılarlar. Bu ile ihtiyaçlarda da aslında tekrar edildi. Çocuklar elinden tutarak bir yerlere çekerler ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Aileler de onların neler istediğini anladığı için sürekli bunu verirler veya pekiştirirler. Bizim istediğimiz şey onun nasıl ifade ettiğini öğretmek ve sadece anneyle değil diğer dışarıdaki insanların da onun ne istediğini anlamasını sağlamaktır açıkçası. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de çocuğun gelişim özelliklerine dikkat etmektir. Evet, harika bir değil mi? Kendime bugün harika bir şey düşünüyorum. Kendisi bu performansı belirlemiyordu. Bunu ben söylemiştim. Harika biliyorsunuz. Biraz heyecanı toparlıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Burada önemli olan şeylerden tersi de dediğim gibi çocuğun gelişimsel özelliklerine dikkat etmek ve çocuğun yaşına, yapabildiği beceriye uygun talepler beklemektir. Örnek verecek olursak Ali'nin eylem bindiren sonuçta kullanmaya ihtiyacı vardır. Ali ve annesi birlikte boyama etkinliği yaparlar. Ali azgınlı şeffaf kutudaki boyaları almak ister. Açmaya çalışır fakat açamaz. Burada annesine Ali gider eliyle gösterir bir şeyler yapar. Açma isteğini aslında ifade eder ama anne anlamamazlıktan gelerek çocuğa sözel bir iletişim için fırsat sunar. Eğer açmamı istiyorsan aç şeklinde bir ipucu kullanarak Ali'den aç demesini ister. Ali aç dediğinde anne kutuyu açarak çocuğu doğal olarak pekiştirmiş olur. Bu bir talep etme tekniği örnektir. Seçenek sunma da yine çocuğa iki veya daha fazla nesne, oyun
oyuncak ya da etkinlik seçeneği sunarak öğretim fırsatları yaratılır. Yine hangisini istiyorsun diyerek çikolata mı, oyuncak mı şeklinde sorarak çocuğun istediği bir şeyle etkinliğe başlamak önemlidir. Çocuğun devam edecek etkinliklerde katılımını sağlamak için. Ulaşılamaz hale getirme, çocuğun ilgi gösterdiği ya da istediği bir nesne fiziksel olarak ulaşamayacağı ama görebileceği bir yerde olması gerekiyor. Bu şekilde çocuk ona ulaşmak istediğinde bu iletişim becerisini kullanmak zorunda kalacaktır. Örnek olursa Hasan'a ihtiyaç duyduğunda yardım istemeyi, öğrenmeye ihtiyacı vardır. Hasan'ın öğretmeni bir birliktedirler. Daha önce öğretmeni Hasan'ın küçük topları ulaşamayacağı ama Hasan'ı görebileceği bir yere koyar. Ve Hasan topları gördüğünde ister ama ulaşamaz. Öğretmeni eğer yardım etmemi istiyorsa yardım et yönergesinde bulunarak Hasan'ın yardım demesini sağlar. Hasan yardım dediğinde öğretmeniyle Hasan birlikte topları yere indirerek Hasan doğal olarak ikişlenmiş olur ve Hasan şu topları kavuşturduğu için oynayarak diğer etkinliklere de devam etmeye başlar. Az miktarda verme. Çocuğa ilgi gösterdiği istediğin nesne, oyuncak ya da araç gereçler kısıtlı miktarlarda verilerek öğretim fırsatı yaratılır. Çocuk daha fazlasını istemek için bir iletişim becerisi kullanmak zorundadır burada. Örnek olursa evinin meyve isimlerini öğrenmeye gereksinimi vardır. Eren, Arda, Mavia ve Levi öğretmenleriyle birlikte mutfakta masada otururlar. Öğretmen her bir çocuğa elmadan küçük dilimler vererek geri kalanı çocukların görebileceği bir yere koyarak devam eder. Eren kendisine ait olan elmayı yer ve daha fazlasını istemek için parmağıyla elmayı gösterir. Öğretmeni ne istiyorsun elma mı diye sorar. Eren elma diyerek daha fazlasını alarak pekişmiş olur. Etkinlikleri eksik bırakmaya bakacak olursak, etkinlik için gereken malzemelerin tamamını değil de bir kısmını vererek bir kısmını da unutmuş gibi yaparak yine talep etmesi seçeneklerini sunabiliriz. Burada aynı zamanda talep etmeyi, seçenek sunma etkinliklerini kullanabiliriz. Çünkü örneğin boyama yapıyorsunuz, sadece kağıdı veriyorsunuz ve boyaları vermiyorsunuz. Çocuk sizden boyayı talep edecek. Boyayı gösterdiğinizde kırmızı boyayı mı istiyorsunuz, mavi boyayı mı istiyorsunuz diye seçenek sunabilirsiniz. Örneğe gelecek olursak medyanın istediğini söz olarak ifade etmeyi öğrenmeye gereksinimi vardır. Medya arkadaşları ve öğretmeniyle birlikte beslenme saatindedir. Öğretmeni bütün herkese tabak verir, medya yap diyerek geçer. Medya bakar, şaşırır, önünün önünde bir tabak yoktur çünkü. Yok der sadece ama tabağı kullanmaz. Öğretmeni ne yok, ne istiyorsun diye sorduğunda tabak der ve öğretmen ona tabağı vererek pekiştirmiş olur. Şaşırtıcı, beklenmedik durumlar yaratmalı da bu öğretim seçeneğinde çocuk bir etkinliğe uğraşırken ona beklemediği şaşırtıcı bir şey yapılır. Örneğin Ceren'in vücut bölümlerini söylemeye ihtiyacı vardır. Öğretmeniyle birlikte yine oyun köşesine giderler ve giysileri oyun köşesine giderler. Ceren giysilerle oynarken öğretmeni beklenmedik bir şekilde çorabı alarak Ceren'in eline takar. Ceren bir anda şaşırır ve olmaz der. Öğretmenin niye olmaz diye sorar. Ceren ayağını gösterir. Öğretmen yine nereye olur diye sorar. Ceren yine ayağını gösterir ama sözel bir ifade kullanmaz. Öğretmeni ayak der. Yine öğrenci de ayak diyerek ayak der. Öğretmen çorabı Ceren'in ayağını elinden çıkartarak ayağını takar. Paralel ve kendi kendine konuşma. Paralel konuşma çocuğun sahip olduğu, gördüğü ve yaptığı bir şey hakkında onun duyabileceği şekilde konuşmaktır. Kendi kendine konuşmada çocukla birlikteyken onun elinizde olan ya da gördüğünüz, yaptığınız olayı anlatmaya da tasvir etmedin. Burada yine önemli olan şeylerden bir tanesi çocuktan herhangi bir yanıt beklememek gerekir. Örneğin Alper'in uzun cümleler kurmaya öğrenme gereksinimi vardır. Alper ve öğretmeni birliktedirler. Alper oyuncak arabalarla oynarken öğretmeni de geçer kamyonlarla oynamaya başlar. Öğretmenin kendi kamyonlarıyla oynarken benim iki tane kamyonum var. Biri kırmızı, biri mavi. Benim kırmızı kamyonum daha hızlı gidiyor diyerek Alper'e uzun cümle kurma konusunda model olur. Son olarak genişletme
araştırma tekniğine baktığımızda çocuğun kullandığı sözcük ya da ifadeleri yetişkinlere iki sözcük ekleyerek tekrar etmesi ve böylece ilgili sözcüğün model olmasına yardımcı olur. Örneğin Hasan 2-3 cümle kurarak konuşmayı öğrenmeye ihtiyacı vardır. Hasan top diyerek topu işaret eder. Öğretmeni top mu istiyorsun diye sorar. Hasan top der, başını sallar. Ve öğretmenin topu atlar, Hasan topu atlar ve öğretmenin topu Hasan'a atar. Bunu bu şekilde top kelimesi topu at şekline dönüşerek daha sonrasında giderek kelime sayısını artırarak genişletme tekniği kullanılır. Fırsat öğretimi ve aile eğitimi yine önemli. Dediğim gibi fırsat öğretimi ve doğal ortamda öğretim aslında ailelerin kolaylıkla yapabileceği bir öğretim yöntemidir. Burada önemli olan şey sınıf içerisinde öğrenilen becerileri doğal ortamda da genellemesi ihtiyacı vardır. Bunu da en çok aileler zaten bize bu konuda destek olabilirler. Fırsat öğretim uygulamaları işimin bir parçası haline getirerek farklı ortamlarda edinmiş becerileri genellerler ve bu becerilerin korunmasını sağlarlar yine aileler. Yapılan deneysel araştırmalarda fırsat öğretiminin özellikle küçük yaş gruplarında etkili olduğu, özellikle kızımız çocuklarda yine etkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma vardır. Son olarak fırsat öğretimi özellikleriyle en ince ayrıntısına kadar bilmeye çok da bir gereksinim yoktur aslında. Sadece sizin yapmanız gereken şey çocuğunuzun size anlatmak istediğini, neler söylediğini, nelerle ilgilendiğini iyi bir şekilde gözlem yaparak onun ilgileri doğrultusunda konuşmak, onun ilgileri doğrultusunda hareket etmeyi gerektirir. Bunun da sizi hem iyi bir gözlemci yapar hem de çocuğunuz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanız ve çocuğunuzla birlikte yol almanıza yardımcı olur. Bu konuda her alanda destek sağlamış olabilirsiniz. Teşekkürler.